Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda yeni gelen etkinlikten bahsedeceğim. Dilerseniz hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Vanguard'ın ücretsiz etkinliğinin duyurusu yapıldı. Birkaç gün önce yapıldı. 18 Kasım'da, yani bu akşam 9'da Battle.net üzerinden Vanguard'ı ücretsiz indirip 4 gün boyunca oynayabileceğiz. Bu etkinlik 22 Kasım'da sona erecek. Oyun içerisinde bir güncelleme beklemeyin. Vanguard sekmesinden oyunu sıfırdan indiriyormuş gibi indirmeniz gerekiyor. Yani Warzone içerisinden oynamaya çalışmayın. Farklı bir oyun gibi düşünün bunu. Vanguard'ı indireceksiniz direkt. Bu etkinliğin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Vanguard silahlarını bu etkinlikte geliştirebiliyoruz. 30 Kasım'dan sonra Warzone'a bu silahlar eklendiğinde sıfırdan tekrar geliştirmemiş olacağız. Bildiğiniz gibi bu Battle Pass'ten sonra oyuna Vanguard silahları eklenecek, Vanguard operatörleri eklenecek. Bunları ekstra geliştirmemiş olacağız. Yani bu etkinlikteki deneyimlerimiz Warzone'a da aktarılacak. Bu yüzden zamanınız varsa girip silahları geliştirmeyi unutmayın. Bu ücretsiz etkinlik zombi modunu kapsıyor mu bilmiyoruz. Fakat Shipment haritasını oynayabileceğiz. Silahlarımızı ve operatörlerimizi Shipment haritasında çılgınlar gibi geliştirebileceğiz. Modern Warfare oynayan arkadaşlar Shipment haritasının nasıl bir harita olduğunu zaten biliyorlar. Shipment haritasında silahlarınızı çok hızlı geliştirebiliyorsunuz. Yani görevlerini, kamuflajlarını çok hızlı tamamlayabiliyorsunuz. Küçük bir harita, çok fazla insan var. Sürekli çatışma halinde oluyorsunuz o yüzden. Ben de büyük ihtimalle Shipment haritasını çıkmam. Unutmayın, bu akşam saat 9'da etkinlik indirmeye açılacak. Saat 9'da alarmları kurarsınız. Vanguard'ı indirirsiniz ücretsiz bir şekilde. 4 gün oynarsınız arkadaşlar. Son olarak bu Battle Pass bitmeden önce Verdansk haritası ile ilgili bir etkinlik de gelecek. Şu an oynadığımız mevcut Verdansk 84 haritası silinip yerine ilk Verdansk haritası gelecek arkadaşlar. Stadyumun vesaire kapalı olduğu o efsane haritayı çoğumuz özlemişizdir. Ben çok özledim şahsen. Bu harita değişimi bu akşam da gelebilir, sonraki haftalarda da gelebilir. Bununla ilgili kesin bir tarih yok şimdiden söyleyeyim. Ama kesin geleceği söyleniyor bu Battle Pass bitmeden. Yani yeni Kaldera haritası gelmeden bu eski haritayı oynayacağımız söyleniyor arkadaşlar. Sizlere haber vermek için çekiyorum bu videoyu. Umarım herkesin haberi olur. Haberi olmayan arkadaşlar için de onları paylaşırsanız, onları bilgilendirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz, abone de olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.